Merhaba retro oyun severler. Bu seferki bölümde Nokia N-Gage'e bakıyoruz. Ama ben Nokia N-Gage'den hiç anlamadığım için bugün bize Nokia N-Gage'i Durul anlatacak. Merhaba. Kendisi eskiden Nokia'da çalışmış ve N-Gage geliştirme departmanında falan filan değil. Yalan. Ya o Evet. kadar değil ama öyle olsaydı o kadar savunurdum, o kadar severdim bu aleti muhtemelen. Bu cihazı ben çıktığı zamanlardan biraz daha sonra almış, kullanmış bir insanım. Çıktığı zamanlarda da kendisinden haberdar olup delicesine kendisini arzulamış, aman yarabbim diye delirmiş bir insanım. İlk nerede gördün? İlk ben bunu İzmir Agora alışveriş merkezinde N-Gage kiyoskunda gördüm. Henüz retail satışı yoktu bu cihazın. Tomb Raider takılı bir vaziyette, bir oyuna hazır şekilde duruyordu alet. Gördüğüm zaman kamaşmıştım. Benim de ilk gördüğüm oyunlardan biri Tomb Raider, diğeri de Call of Duty diye hatırlıyorum. Şöyle bir açıklama yapmamız gerekiyor genç arkadaşlara. Şu anda çünkü cep telefonlarında hani 7. nesil kalitesinde oyun oynamak dünyanın Evet. en normal şeyi artık. Hani BioShock'tur, Chapter'dur oynanıyor. Handheld'de oyunlar, Nintendo'da bile hani hardware olarak en az hem geriden gelen cihazda bile artık son jenerasyon oyunları oynayabiliyoruz. Evet. Yani cep telefonunda Tomb Raider 1 oynamak ne kadar da bir büyük muhabbet olabilir ki diyebilir vatandaşlar. Ve Arkadaşlar insanlara da çok eski gibi gelmiyor ha. Bu 2000'li bir rakam söylüyorsun ya. 2003. 2003 diyorsun Evet. mesela. 2003'te çıkmış. Biz 2004'te görmüş olsak bunu veya 2003'te mi Yok, gördük? 2003'te görmüşüzdür büyük Bilmiyorum. ihtimalle. Çünkü şöyle bir durum var. Bu vatandaş çıktığı zaman Türkiye'de hala yaygın bir şekilde Game Boy Color oynanıyordu. Symbian cihazlar henüz yeni yeni çıkmıştı. 2003'te de Nokia 7650 henüz çıkmıştı. Bunları göze aldığımız zaman yani senin cebine koyup da sokakta oynayabileceğin oyunlar çok kısıtlıydı. O dönemki cihazları anmamız gerekirse 1998 yılında Game Boy Color Nintendo, 99 yılında Neo Geo Pocket Color WonderSwan, 2001 yılında da artık aralarındaki hani en gelişmiş diyebileceğimiz Game Boy Advance çıktı. Game Boy Advance de ilk çıktığı zaman 3 boyutlu oyunları biraz elini ayağını daldırmıştı. Ama software render konusunda çok yetenekli değildi. O yüzden ve bu oyunlar da zaten hayatının daha sonlarına doğru yayınlanmıştı. Mod 7 andırıyor daha çok ya. Yok, Hani Mod 7 normal değil, bir poligon render etme durumu var bunda ama çözünürlüğü zaten çok küçük. Bazı frame rate de aşırı düşük oluyor. çok başarılı oyunlar var bir şekilde ama evet şu anda 3 boyutlu bir oyun oynatıyorum gibi değil. Hani bak Game Boy Advance neler başarıyor kıvamında şeyler. Bu arada bayılırım buna, gömmüyorum. Ama o zaman da en olan buydu yani. Ve platformlarla çok iyiydi bu vatandaş. 2003 yılında şu eleman çıkıp da 3 boyutlu adam akıllı poligon, texture'lı poligon 3 boyutlu oyunlar oynattığı zaman görece makul bir çözünürlükte gerçekten çok büyük bir olaydı bu. Çok büyük talihsizliği nedir? Bu cihazdan bir sene sonra şu vatandaş çıktı ve yeğenim gel hele bak bakayım sana sokakta 3 boyutlu poligon nasıl Evet. olur ben bir gösteri vereyim dedi ve o yıl için salak saçma inanılmaz İnanılmaz bir şey uzay gerçekten. üssü bir cihaz yani bu PSP ilk gördüğüm zaman ben elimin ayağımın titrediğini hatırlıyorum. Ya ben de yarattığı etki şeydi. Bu PlayStation 2'nin cebe gireni. Aynen 1'de değil öyle. yani. PlayStation 2'nin. 1'den çok daha ötede Evet. bir cihazdı. Zaten PlayStation 1.8 falan diyorlardı buna da. 2003 yılında vaziyet böyleydi yani. O yüzden de Agora Alışveriş Merkezi'nde İzmir'de ben bunu gördüğüm zaman ve Tomb Raider oyununu oynadığım zaman şoka girmiştim. İlk görmem böyle uzun bir hikaye. Benim çok kısa Ege Üniversitesi'nde okudum. Ekafe, Egeliler bilir. Orada bir arkadaş çıkarmış. Ulan bakın ne aldım falan gibisinden. Ya da arkadaşın arkadaşı da olabilir. Tam net hatırlamıyorum kime ait olduğunu. İçerisinde Tomb Raider vardı benim de yine. Gördüğümde. Hani ona bir attım gitti. Ulan dedim hani Tomb Raider tamam işte bu falan diye. Hani gayet olmuş Evet. demiştim yani gördüğümde. Bakın şey de var falan diye. Call of Duty'yi çıkarıp takmıştı ama oyunu çıkarıp takması biraz eziyetli miydi bundan? Evet, onları Çünkü bir şeyler sökmüş, sermişti diye hatırlıyorum yani. eksilerine geçerken anlatalım onları da. Öyle bir yani ilk karşılaşmam ve son karşılaşmam gibi. Daha sonra kullananı da görmedim ya. Tam şey diyordum işte 7650 ile bu cihaz neredeyse aynı aletler. Ekran çözünürlüğü, renk,
yeteneği, işlemcisi, RAM'i engage'in biraz daha fazla. 76 ile çıktıktan sonra yazılım grupları bu cihazın oldukça yetenekli olduğuna fark edip çok güzel yazılımlar yapmaya başlıyorlar bu halde ve bayağı da güzel 3 boyutlu oyunlar çıkmaya başlıyor. Nokia da muhtemelen deyip böyle bir alet yapıyor. 2003 yılında bunu 70 kaç dedin sen? 76-50 2003 yılında çıkan ilk Symbian telefonu. 76'ya yaptıklarında diyorsun. Evet. Yani. Ya ilk Symbian değil. Daha önceki siyah, dışı siyah beyaz içi renkli olan communicator'lar da teknik olarak Symbian kullanıyor ama bizim bildiğimiz S60 Symbian 76-50 ve en gençle başlıyor diyebiliriz. 1.3 müydü neydi versiyonu. Şöyle bir sıkıntı vardı. Engage çok tutmuş bir alet değil malumunuz. Sıkıntılarından başlayayım abi. Çarşıdan sen bu cep telefonunu ve konsolu aldın. Evine geldin. Seni bekleyen problemlerden biri. Alet bozuk. Evde sıfır mı aldık? Sıfır. Nokia gittik. Nokia'dan aldık. Jelatinini açtık. Açıyoruz abi. Hı. Alet boot loop'a giriyor. Restart atıyor sürekli. Hı hı. Cep telefonu işlevini yerine getiremiyor. Geri iade ediyorsun. Yeri sana bir tane daha veriyorlar. Bakıyorlar evet bu bozuk diyorlar. Aynı şekilde o da bozuk çıkıyor. Ve bu bozukluğu Nokia gideremiyor. Bu bozukluğu insanlar gideriyor. Bir yazılım grubu bir tane DLL dosyası uyduruyor. Yazılımsal yani. Tabii yazılımsal bir problemi var. Bir tane DLL dosyası yazıyor adamlar bu sorunu gidermek adına ve bunu telefon hafızasında bir yere koy diyor ve onu koyduğun zaman da telefon ve oyun konsolu sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlıyor. Belki de bu Engage'in başarısız olma sebeplerinden en büyük sebeplerinden biri. Çünkü kutudan çıktığı zaman cihaz çalışamıyor ve şu an günümüzde olduğu gibi de hemen bir firmware update yapalım, internet üzerinden bütün dünyaya yayalım gibi bir şey yok. O yüzden de alet aslında bozuk ship ediliyor her yere, yani postalanıyor ve bunu Nokia değil de üçüncü parti insanlar düzeltiyor. Çok büyük bir sıkıntı bu. İkincisi, alet tamamen Amerika'yı baştan keşfetmek olmasın diye sanırım. Görmüş olduğunuz gibi ekranı dik. Yani hiçbir oyun konsolunda biz dik ekran görmedik. Sadece arcade makinalarda falan. Ama arcade makinalarda da gene yani 4-3'ü yan çeviriyorsun. Bu kadar dik oldu, dik bir ekran yok. 176x208 bunun çözünürlüğü. 76-50 ile aynı. Hatta daha sonra 66x0'lar, 66-30'lar çok uzun süre Nokia 176x208 ekran kullandı. Renkleri daha da çoğalmaya başladı. Çözünürlük çok uzun süre aynı kaldı. 208'e 176 olsaydı çok daha mantıklı olacaktı belki de. Ama uyumlu olsun diye böyle yaptılar. Daha değişik bir sonuç verdi bunda. Daha sonra anlatacağım bunu da. Ama yani mesela İşte platform oyunu var, Sonic var burada. Dik bir ekranda platform oyunu oynamak ya da Rayman var arkasında. Ne kadar mantıklı geliyor. FPS'ler gene bir şekilde oluyordu ama ya da araba yarışı. Zaten FPS'de şöyle bir olay var. İki kişi oynadığın zaman ekranı ortadan bölen, yani dikini ortadan bölen FPS oyunları çok eski değil. Hı-hı. Yani o formata biraz göz alışkın yani. Ama platformun hiç olacak iş değil. Dikleme. Tabii canım, bu tarafa doğru gittiğin yeri göremiyorsun. Ve insanlar çok dalga geçerler bununla. Niye o kadar dalga geçildiğini ben hiçbir zaman anlamamışımdır. Yan konuşma diye bir mevzu var arkadaşlar bu telefonda. Bunun headpiece'i burada, mikrofonu da burada. Yani bu cep telefonu çaldığı zaman ben bunu yes'e basıp da bu şekilde yanlama kulağıma tutmam gerekiyor. Böyle konuşuyorum. Ama hocam kulak gibi böyle çok profil bir görüntü oluşturuyor. Ya taco diyorlar buna. Böyle yanlama diye. Başka fakültedeyken ben kullanan, benim kadar ateşlice kullanan bir vatandaş vardı. Abi öyle yapmana gerek yok, şu şekilde tuttuğun zaman da zaten yine sesi duyuyorsun diyordu. Ben hiç gocunmadan abi bunu böyle kullandım efendim canım diye açıp da yanlama tutuyordum. Side talking diye çok dalga geçildi bununla. Hatta side talking için web siteleri açıldı. İnsanlar işte olmayacak işte Vectrex'i kulağına tutuyor. İşte Game Boy Advance'i tutuyor. Vay efendim ne kadar da güldürüştü diye böyle sitelerde vardı. İnsanların canını sıktı. Biraz önce Cengiz'in bahsettiği bir oyun değiştirelim mi bu cihazda? Aleti kapatıyorum oyunumu değiştirmek için. Bu bir oyun cihazı. Kapağı açıyorum. Bak oyun burada yaşıyor. Ama çıkmıyor. Evet. Pilimi çıkartıyorum. Cihaz saçı başı dağıttı şu anda pil çıkarttığım için. Oyunumu çıkartıyorum. Buradan yeni bir tane oyunumu alıyorum. Bu yapışmış buraya.
çıkartıp bunun içine takıp pilimi tekrar geri takıp açıyorum ve bu sefer menüde oyunum çıktı. Yani otobüsteyken hele hele FIFA'dan sıkıldım dur bir Puyo oynayayım dediğin zaman böyle bu burada bu burada bu böyle her şey her yerde mantıksız bir şey oluyor. Peki sen bunu aldın da o yıllarda aldım 2004'te aldım varsayıyorum. 2007'de aldım ben onu geç aldım. Maşallah. Evet. Kaç tane orijinal oyunun vardı? Böyle değiştirme işkencesi yaşatacak. Cevap veriyorum. Sıfır. Nasıl kullanıyordun onu? Nasıl kullanıyordum? Nasıl kullandım? Burada işte. Yani şu anda bunun üzerinde bir sticker var. Ama bu aslında yarım MMC kartlardan bir tanesi. Bu arada MMC kart kullanıyordu. Bunu daha sonra bir technical review olarak geçeceğim. 512 MB'lık bir MMC kart. Cihaz çıkar çıkmaz zaten Nokia'da oyunları nedense MMC kartlarda yayınlamayı uygun görmüş. Çünkü işte 6600'da MMC kart kullanıyordu. Nokia'nın uydurduğu bir şeydi bu. Anam babam SD kartın biraz daha incesi. Yani ben bunu bilgisayarıma taktığım zaman SD karta görüyor. Kopya koruması yok mu? Var. Ama nasıl çok bir şey? Ya bilmiyorum tabii teknik olarak anlatamam ama çok basit olduğu ve hemen kırıldığı söyleniyor. Bunun içinde de oyunlar nasıl duruyor? Klasörün içinde bayağı bildiğin aplikasyon ve bin dosyada falan böyle. Şey, bir app dosyası, bir tane de DLL dosyası olarak duruyor. Bunları da işte mesela Sonic app ve işte app değil de işte R2.0.0 böyle kod isimleri vardı oyunların. Ve Sony'in DLL'lerini ve ayrıca Tomb Raider, Puyo, Red Faction her ne varsa elinde onları aplikasyon klasörüne atıp DLL'lerinin de çakışmayacak şekilde bir tane çok güzel DLL paketi vardı benim yaptığım. Attığın zaman birden fazla oyunu oynayabiliyordun. Şöyle bir sıkıntı var. Evet. Birden fazla oyun abartmamak gerekiyor. Bunun için o zamanlar 512'den daha yüksek bir kart yoktu bu arada. Görüyor muydu 512'yi? 512 görüyordu. Hatta 1 de görüyormuş. Ama bir kart kesinlikle tavsiye edilmiyor. MMC SD olmayacak ama. SD girmez. Tamam. İnce. Ve bunun içine de çok 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 fazla oyun attığın zaman bu sefer makinenin kaşı gözü oynamaya başlıyordu. Çünkü makine her defasında bir oyun açmaya tasarlanmış bir cihaz. Şöyle bir sıkıntı var. RAM kısıtlı. RAM her şeyimiz. Doğru. Soluk alsam yani şey Symbian cihaz kullanmış yapıyorum. Zamanında vatandaşlar şu an nereleriyle gülüyordur bilmiyorum. SMS hafızasını MMC kartına alman lazım. Rehberini light tutman lazım. Kesinlikle notes ve calendar tutmaman lazım. Hatta takvimini ay görünümünden gün görünümü, şaka yapmıyorum. Gün, bak girdiğin zaman gün görünümünde. Yok tamam ben kesinlikle anlıyorum. Evet, alman lazım çünkü yine bunda, de komik abi ya. İnanılmaz komik. Çünkü bunun sanal RAM çok kısıtlı bütün Symbian cihazlarda seri 3'lere kadar. O yüzden de yani dikkat ederseniz wallpaper yok. Çünkü wallpaper attığım zaman telefon hafızasına nereden baksan yarım megabaytlık bir dosya gelecek. Bunu istemiyoruz. İşte wallpaper bile lükstü bizim için. Böyle bir eksisi var. Artısı nedir? Artısı dediğim gibi çok güzel oyunlar oynatıyordu elbette ki. Şöyle bir artısı vardı. O zaman stereo cep telefonu yok. Cep telefonundan müzik dinlemek o zaman çıldırtan bir şey. Yani insanlar aklını yitiriyordu. Biraz önce bahsettiğimiz Nokia telefonlarda radyo ve stereo ses çıkışı var. Bu cihazda da görmüş olduğunuz gibi iki tane kulaklık çıkışı var. 2.5 mm'lik jack. Bir tanesi input, bir tanesi output gibi bir durum var. Beyaz olan stereo ve preamp'ı da oldukça güçlü. Buna zaten şurada 3 tane çok önemli tuşumuz var. Bir tanesi Symbian menü tuşu, diğeri radyo ve diğeri de müzik. Yani müziğin kısa yolu var burada. Nokia için bu kadar önemli bir mevzu. Ben bunu zamanında epey kullandım. Bayağı bir üzerinde yorgunluk var cihazın. Kalın Nokia şarj portu hatırlayanlarınız vardır. Standart USB mini data girişi var. Buradan direkt SD karta, daha doğrusu MMC'ye ulaşabiliyoruz. Orada bir kapak var mıydı? Hayır, yoktu. Ha, orijinal. Hoparlör çıkışı çok güzel yerleştirilmiş. Elini
kullanıp biraz da yükseliyor. Güzel. Ses giriş ve çıkışları. Line'in özelliği var aletin. Line'inden kayıt yapabiliyorsun. Bayağı güzel bir şey. Power tuşu var. Tepesinde de meşhur taco konuşma kısmı var. Burada da telefon tuşlarımız tepemizde. D-pad hiç fena değildir. Ben severim. Symbian menü tuşumuz. Radyo, müzik tuşumuz. Ve soft key'lerimiz ve numpad'imiz var. Menümüz standart bir Symbian ilk seri S60 menüdür. Ben bunu artık telefon için kullanmadığım için bütün oyunları buraya atıverdim. Şu an çok keyifli oyunlar yok. Bazı Symbian oyunlarım var burada. Emülatörlerim var. Ve geri kalan dosyaları da buraya atmışız. Şimdi engage olarak biz bunu sallıyoruz elimizde, bunu gösteriyoruz. Ama bazı insanlar farklı formatta, farklı şekilde bir engage görmüş olabilir mi? Bu benim engage'im değil, bana engage'imi gösterin derlerse biz ne cevap vereceğiz? Onlara diyeceğiz ki iki tane engage revizyonu var. İlk çıkan bu. Biraz önce bahsettiğimiz bazı problemleri gidermek adına tırnak içinde gidermek diyelim. İkinci revizyon engage QD çıktı. Niye çıktı bu QD? Niye çıktı bu QD? Biraz önce bahsettiğim gibi bu aletin bu taco konuşması insanların çok gücüne gitti. Haftalarca ağlayan insan biliyorum O şeyden aldırdı ya. Loop'a girmiş. Cengiz. Loop da şey getirdi aklıma. NTLDR vardı Windows'ta, hatırlıyor musun? Aa, Neyse, sonra yok, aradım. Onu anlayan anladı çünkü. Çok çeken olmuştur ondan. hayır. Taco konuşması vardı ve oyunu değiştirmek için bataryayı sökmek, telefonu parçalarına ayırmak gerekiyordu. QD'de normal standart bir telefon gibi yanlama konuşabiliyorduk. Ve tepesi, çevresi bir lastik, kauçuk bir zımbırtıyla çevriliydi. Zaten bu zımbırtı daha sonra falloş olup koleksiyon değeri hiç olmadı. Tepesi ayrılıp bu senin ilk Creative MP3 çalar gibi tepesi ayrılıyordu ve oraya MMC kartı cuk diye sokabiliyorduk. Hatta QD için Nokia iğrenç bir donanım yapmıştı. Sırtına takılıyor böyle. İki tane oyun alıyor. MMC slotuna giriyor. Yani işte çoklu priz gibi. Böyle bir Ha, anladım. switchle bir, yani tamamen analog ayakları çeviriyor. Telefonu kapatıyorsun. Switch şey diyorsun, geri açıyorsun, oyun değiştirmiş oluyorsun Şu falan. anda çok unimpressed bakıyorum yani. Tabii çok inanılmaz başarısız bir aksesuardı. QD bu şekildeydi. QD'den neler geldi? Bunlar geldi. Şekil biraz daha ufaldı. Tuşlar biraz daha güzelleşti diyebilirsin, kötüleşti diyebilirsin. Ne gitti? Müzik, stereo ses çıkışı gitti. Evet. Çok büyük bir sıkıntı çünkü multimedya cihazıydı bu zaten. Ekran çok küçük ufaldı. Daha mı ufak? Çözünürlük aynı. Ha. Ufaklık, yani boyut çok az Tamam, ufaldı. sıkıntı yok. Çözünürlük aynı. Tamam. Şu bizim D-pad'imiz ortaya basabiliyor. Orada ortaya basma olayı gitti. Buraya bir tane daha buton Evet, geldi. seçme butonu tik gibi değil mi? Aynen öyle Şöyle. tık geldi ve bu bazı oyunlarda çok büyük sıkıntılar yol açtı. Daha değişik temalar geldi. Sonra oyuna entegre bir kontrol yaptılarsa Evet. onu, hani kontrol ederken bir yandan basmanı Sıkıntı. gerektirecek bir şey. Yani yakındı eline ama benim hoşuma giden bir şey değildi. Ekran paneli buna göre, yani ilk engage'e göre daha yetenekliydi renk konusunda. Fakat oyunlar bundan yararlanmıyordu. Anladım. Aynı şeyi görüyorsun evet, aslında. Daha iyi bir panel ama aynı şeyi görüyorsun. işletim sistemi daha güzel, daha cavlak, böyle gözüne gözüne geliyor renkler ama oyuna girdiğin zaman yine aynı. QD aslında her ne kadar bir yukarıya basamak gibi gözükse de aslında Nokia'nın biraz da işte PSP, E-Street gibi, 3DS, 2DS gibi biraz da üretim fiyatını düşürdüğü bir model olarak da anabiliriz bu cihazı. Şey çok enteresan yalnız. Yani bütün bu kırpmaların arasında MP3 olayı bana çok ters geldi ya. Bütün ses multimedya özelliği kırpıldı. Radyo da yok, stereo ses çıkışı da yok. Yani 66.0'daki aynı ses çıkışı var aletin üzerinde. Hani Ve daha biraz daha kalındı galiba. QD'm yok şu an benim elimde istediğim bir cihaz. Ama dediğim gibi bulunduğu zaman da hem salak saçma fiyatlar üstleniyor hem de lastik hep folloş. Başka hiçbir ihtimali yok onun. Ben bu cihaz için çıkmış neredeyse bütün oyunları oynadım. Tek tek de hepsinin üzerinden bir hızlıca geçeyim. Ama bunu videonun sonuna atalım. Çünkü herkes o Evet. kadar detaylı bir şey, uzun bir şey dinlemek istemeyebilir. Bunları hemen hızlıca sayayım. Kimileri eksklusif, kimileri de port. Ashen diye bir oyun var. Exclusive
First Person Shooter. Fantastik bir oyun. Asphalt Urban GT 1 ve 2 var. Bunlar o zaman için eksklusifti. Daha sonra Nintendo DS'de de çıktı. Araba yarışı. Biraz şeyi andırıyor. Underground Furious çıkmıştı ya. Öyle neonlu, nitrolu arabalar. Atari Masterpieces Volume 1 ve 2 var. Atari klasik arcade oyunlarını emüle ediyor. Kötü bir paket bence. Bomberman var. Bomberman zaten Bomberman. Call of Duty. Call of Duty 1'in bir portu. Katan nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bir Capcom'un masa oyunu. Böyle altıgen altıgendi galiba. Taşlar vardı. Buna koymadığım ender oyunlardan. Heyecan duydum. Civilization 2 var. Bildiğin Civilization 2. Real time strateji oyunu. Colin McRae Rally 2005. Game Boy Advance portundan çok daha iyi olan gene polygon grafikli 3D bir rally oyunu. Çok seven var. Crash Nitro Kart aynı şekilde Game Boy Advance'le paylaştığı fakat bu versiyonunda 3D olan güzel bir kart racer. Çok eğlenceli bir oyun. FIFA Football 2004-2005 aynı şekilde GBA portu gibi olan fakat 3 boyutlu elementler içeren. Yani adamlar sprite, saha gene 3 boyutlu poligon. Flowboarding diye bir oyun var. Bu aslında böyle bir oyun değil. Cihazı aldığın zaman içinden çıkan çok çok basit tek demo gibi böyle bir snowboard oyunu ama 3-5 tane level var. Çok basic bir oyun yani saymaya tek gerek demo. Yok. Aynen öyle. Glim Merati tepeden görünen 3D bir tane araba yarışı fakat böyle bir şey. Story driven bir oyun. Hepsini oynadın mı lan sen bunu? Tabii. Seviyorum aleti ya. Şöyle sen bir adamsın, garibansın sıfırdan ama muazzam araba kullanıyorsun. Çok lüks bir işte Glim Merati diye bir şey var. Kulüp var. Ödünç Lamborghini ile seni yarıştırıyorlar. Bakıyorlar güzel yarışıyorsun. Sonra işte yarışa şey yapıyorsun. Çok zengin bir yavşak terbiyesiz oluyorsun. High Size bu oynamadım bunu. Deniz strateji oyunu. İşte korsanlık morsanlık. King of Fighters Extreme yine Game Boy Advance ile neredeyse aynı olan bir tane King of Fighters oyunu. İsmini dahi okuyamadığım Marcel Pro Soccer bir tane futbol oyunu kurmadığım ender oyunlardan. Mile High Pinball güzel bir soft pinball oyunu. MotoGP kendisi şurada 3D bir tane motor oyunu. Fakat motor yarışları Sega Saturn'dan da bildiğin üzere dijital kontrollerle çok keyifli olmuyor. Analog kontrol istiyor. Çok yatıyor çok. Aynen öyle. Sağa bastığın zaman güm diye yatıyor. Ve arcade değil de simülasyon kontrolleri olduğu için de çok oynanası bir oyun değil. Akselerometre remeter falan olmadığı hayır, için. Hayır bir de analog kontrolün yok. Simülasyon yapmak nedir yani? Aynen biraz garip. Mesela Glim Erati falan arcade oynar ya da Asphalt bunlar çok güzel oynanıyor. NCAA futbol duymadım. Büyük ihtimalle rugby oyunu. Futbol yani Amerikan futbolu yani rugby değil de şimdi kızmasınlar. Bu MLB de Major League galiba. Major League basketbol. Ha olabilir. Hı-hı. One cihazdaki en grafik şovu dövüş oyunu. Exclusive bir oyun. 3D gene story driven bir oyun. Senin işte offensive, defensive stance'lerin olduğu, çok güzel kombaların olduğu, RPG elementler olan, kendi karakterini yarattığın çok güzel bir oyun. Pandemonium, bildiğimiz Pandemonium abi. PlayStation 1 ve Sega Saturn'daki Pandemonium oyununun birebir klonu. Ben oyunu portu. Hiç oynamadım. Güzel oyun. Şey, 2.5 boyutlu. Kapağı çok korkutuyor. Depresif geliyor böyle kapağı. Deli depresif bir durum gibi geliyor. 2.5 değil platformer diyebiliriz. Ya böyle hatırlar gibiyim şeyini. Hani gameplay izlemişim. Güzel oyun. Oynamadım. Güzel yani. Oyun. Pathway to Glory ve Pathway to Glory 2 turn-based bir tane strateji oyunu izometrik. Grafikleri güzeldir. Payload yayınlanıp yayınlanmadan emin olmadığım bir tane yarış oyunu. Pocket Kingdom bilmiyorum. Puyo Pop burada kendisi var. Bildiğimiz Puyo Puyo Puzzle. Puzzle Bubble bildiğimiz Puzzle Bubble. Rayman 3 Game Boy Advance'deki şey. Platformer. Red Faction PlayStation 2 ve Xbox'takinin portu diyemem. Sıfırdan yapılmış bir tane. First Person Shooter. Fena oyun değildir aslında. Cihaza göre yayınlar yapmışlar. Aynen öyle. Requiem of Hell çok güzel bir izometrik RPG oyun Diablo'ya benzer. Rift. Promise of Power diyor. Şu an bu cihazın içinde var. Sanırım RPG bir oyundu. Snakes var. Bu ilk çıktığı zaman çıkmıştı. Sanırım gene yalnızca dijital olarak satılıyordu. Böyle bir paketi yok. Bildiğimiz Snake'in 3D versiyonu. Böyle Tron gibi falan grafikleri. Sega Rally demiş. Zaten şey var. Avustralya ve Brezilya demiş. Gördüğüm bir oyun değil. Sonic'in zaten Game Boy Advance'deki. Spider-Man 2, Game Boy Advance'deki Spider-Man 2 ile aynı. Aralarda 3D web swinging sekansları yapmışlar şehrin içinde. Ama çok yersiz duruyor. Hani oyunu yaptık, 3D de var bunda. Hadi onları sokalım şeklinde. 3D önemliydi çünkü o zaman. SSX Out of Bounds, Game Boy Advance'te de olan bir oyun. Game Boy Advance'te de bu arada poligon 3D olarak oynanan bir oyun. Buradaki tabii ki daha güzel. Super Monkey Ball. Yine Game Boy Advance'te olan oyun ama buradaki poligon aynen daha 3D. System Rush çok güzel eksklusif bir oyundur. Şu anda oynuyorum. F-Zero ama Tron gibi grafikleri var. İşte şey hackersın sen. Yarışları girdikçe işte sanal alemde yarışıyorsun. Adamları dövmen lazım. Dövdükçe sistemi ele geçiriyorsun. Çok güzel bir oyundur. Yarış ama yeniyorsun. Yarışta yenmek. Tabii. Yok, ama şey dövmek var. Adamın içinden geçtiği zaman patlıyor. Bitlerine bölünüyor. Elder Scrolls Travels Shadowkey çok nadir bir oyundur. Elder Scrolls koleksiyoncular için çok gıcık oldukları bir oyundur. Çünkü çok pahalı bir oyun. Ve yani işte şu anda en çok popüler olan Elder Scrolls oyunu Oblivion ve Skyrim. Şöyle düşün. Şu ekranda 3 boyutlu olarak, first person olarak Skyrim oynadığını düşün. Yani 3D
ileriyi çizme kabiliyeti çok düşük oyunun. Oyun herhangi bir Elder Scrolls kadar detaylı bir oyun. Ama bu cihazda ne kadar oynamak istersin onu bilmiyorum. Birkaç defa oynamayı denedim. O zamanlar aklım almamıştı. Belki şu an yeni pil alınca cihaza tekrar denerim. The Rules, Gates of Chaos. Biraz önce bahsetmemiş miydik bunlar? Rifts vardı. Sanırım yine RPG oyunu. Sims Blasting Out, GBA'daki oyun. Tiger Woods. Bu golf oyunu oynamadım. Tom Clancy's Ghost Recon. Normalde PlayStation 2 eksklusif oyundur ama bu da çok güzel bir port vardır. Tactical FPS. Ulan ne kadar Tactical FPS olabilir ki deme. Çok keyifli bir oyundur gerçekten de. Tom Clancy's Splinter Cell, Chaos Theory ve Team Stealth Action. Chaos Theory 3D bir oyun. DS'e portlandı bu. Gerçekten 3D bir Chaos Theory'nin birebir portu. Tabii ki PlayStation 2 oyununu oldukça soyulmuş hali. Team Stealth Action ise bu cihaz ilk çıktığı zaman çıkmıştı. İki boyutlu bir tane Splinter Cell oyunu. Tomb Raider 1 zaten bilmeyen yok. Tony Hawk's Pro Skater. Tony Hawk's Pro Skater 1'in birebir portu. Çok güzel bir oyundur. Virtua Cup. Bildiğin Cursor'la. Evet. Sega Virtua Cup ama Cursor'la oynuyorsun. Port for Engage, Plant But Never Released demiş. Fakat var yani şu an. Oynayabiliyorsun onu. Virtua Tennis, Sega Virtua Tennis. İki boyutlu bir oyun. Warhammer 40,000, Glory in Death. Bildiğimiz Warhammer turn-based bir tane şey, fantastik strateji oyunu. Worms World Party, seni çok ilgilendiren oyun. Birebir Worms World Party ve Bluetooth'la 4 kişiye kadar oynayabiliyorsun. Çok keyifli bir oyun. WWE Aftershock meraktan bir atmıştım da yani Türklere pek olmuyor bizim Amerikan güreşi oyunları. Xenadu Next biraz önce söyledim. Çiçeceğim bize öyle geliyor bak bunun hastası var. Var var. Yani Türkiye'de de çok var. Ha öyle mi? Yani. Ben hiçbir zaman açmadım. PlayStation 2 döneminde abi dedi elimde bir sürü dövüş oyunu var dedi böyle. Sevindin sen. Ha gittik böyle oynamaya. Hepsi ha, güreş. Müreş WWE başka bunun çakmaları falan. Ya böyle bu kadar keyifsiz tatsız böyle hani bir tiksinti ya. Oyunsuzluktan PlayStation 1'de oynamışlığın var ama senin dediğin gibi yani böyle. Ha. Ama hastası da çok. Hastası olanı da tebrik ediyorum sabırlarından dolayı. Bilemiyorum yani. Zerado Next biraz önce anlattık. RPG 3D oyun. Fena değil. X-Men Legends ve X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse'de başka platformlarda var sanırım ki. İzometrik bir tane şey platformumsu dövüşlü, güreşli, ilerlemeli bir oyun. Bu kadar da bayağıdır. X-Men Legends. Ya fena bir oyun değil aslında. Evet, ama Legends serisi sanırım PlayStation 2'de de var değil mi? PlayStation 2'de de 3D. Buradaki gibi sprite değil ama gene izometrik. Bir oyun. Baya 50 oyunu saydın ha. 60 ne o? Kaç? 58 oyunu 58... senden geçti yani evet, şu anda. Evet. Çoğun, pek çoğunu da yorum yapmadım diye. Pek çoğunu da oynamışım ben bu oyunların. Tabi videoda ne kadar hızlı geçeriz orayı bilmiyorum da. Yersiz de anlatmış olabilirim ama. Engage kitaplığına hakimim galiba. Oyun oynama alternatifleri arasında emülatörler olduğunu sen bana daha önce söylemiştin. Evet. Bununla ilgili deneyimlerin, o zamanki deneyimlerin ve şimdiki algın arasında var. Bir farklılık oluştuğundan bahsetmiştim. Evet, bunu duymak istiyorum. O zamanlar bu cihaz popüler olarak Game Boy, Nintendo, Super Nintendo ve Sega Mega Drive emüle etme yeteneğine sahip. Ama ne kadar sahip tabii tartışılır. O zaman tartışıyor muydun? Yok o zaman tartışma yoktu. Ya çünkü o zaman şöyle bir şey vardı. O zaman Cortudio bilgisayarım vardı. Onda adam akıllı oyunları oynayabiliyordun ama sokakta emüle edebileceğin zaten çok fazla cihaz yoktu. PSP çıkmıştı o zaman ama PSP yani şimdinin switch'i gibi bir aletti yani. Herhangi bir öğrencinin satın alabileceği bir cihaz değildi. Eldeki imkan buydu. Bunu da ben de güzel güzel oynuyordum. Elbette ki farkındaydım biraz tırtık tırtık olduğunun görüntünün, biraz kesik kesik olduğunun ama mutlu ediyordu beni. Hatta Game Boy Advance emülatörü çıksın diye çok uzun yıllar beklemiştim ben buna. En son çıktı da ama inanılmaz verimsizdi. Game Boy ekşi sözlükte öyle bir entry'm var benim. Engage üzerinden Game Boy oyunlarını Game Boy'dan daha rahat oynuyorum yazmışım. Çok büyük bir ruh hastasıymışım. Öyle bir şey yok abi. Yani Game Boy oyunu elbette ki Game Boy SP'de en güzel oynanıyor. Bunda yani şöyle söyleyeyim, bütün emülatörlerde sesi kapatmak zorundasın. Yani sesi açtığın zaman emülasyon gidiyor. Ve ne oldu? Sesi, sesi nereden kalıyor? Emülasyonun içinden mi kapatıyorsun? Emülasyonun içinden diyorsun ki ses yapma, bu sefer biraz daha kabul edilebilir bir akıcılığa geliyor zaten. Görüntüleri çektik. Sesi açık göstermedim bu arada. Hepsi ses kapalıydı ve ona rağmen çok choppy, kesik kesikti. Nintendo Game Boy biraz fena değil. Yani kabul edilebilir seviyede ama yine kesik kesik. Bazı Game Boy Color oyunları çok fena kasıyor. NES çözünürlüğü bu ekrandan daha yüksek olduğu için 1/1 piksel aldığın zaman kabul edilebilir bir deneyim veriyor ama ekranın büyük kısmı taşıyor. Bütün ekranı görmek istediğin zaman da bu sefer işlemci gücü devreye giriyor. 4 tane mod veriyor sana. Düşük,
orta, iyi, en iyi diye. Hı-hı. En iyi aldığın zaman görüntüyü fena bir scaling yapmıyor ama inanılmaz yavaşlıyor. Ses hala yok bu arada. Ortaya aldığın zaman biraz scaling problemleri çıkıyor. Oynanabilir gibi bir oyun deneyimi veriyor ama en oluru bile aslında çok iyi değil. Super Nintendo hep yavaş. Hatta iki tane versiyonu var. Vsan var, Vsan Plus var. Vsan Plus'ta ses yok. Emülasyonda yok ses. Hani adamlar kabul etmişler. Sessiz oynayın demişler zaten. Vsan Plus bazı oyunlarda biraz daha iyi oluyordu. Ama yine yani şu anda senin eline versem abi ne yapıyorsun dersin yani. Şu anda NG3 üzerinde herhangi bir emülasyonun sağlıklı bir şekilde yapıldığını söylemek çok mantıklı olmaz. NG3 üzerinden exclusive NG3 oyunlarını oynamak isteyebilirsin. Hala ilgini cezbedebilecek bazı oyunlar vardır. O şekilde yine çok niş bir oyun cihazı, çok tutmamış bir oyun cihazı, çok tercih edilebilecek bir şey değil ama vakti zamanında ben gönlümü kaptırdığım için arkadaşa hala benim için keyifli bir yer tutuyor. İşte bu videoyu çekelim dediğim zaman da gidip bir tane yeni pil aldım. Eski pilim şişmiş. Evet. Çöpe atmışım onu. Öyle. Engage böyle arkadaşlar. Çok dağınık anlatmış olabilirim çünkü çok yürekten sevdiğim bir alet. Aynı anda her şeyi anlatmaya çalıştım muhtemelen. Cengiz editte biraz üzülecek. Toparlamaya çalışacak onları. Zaten Engage seven biri de varsa ben de aynı heyecanla bize izleyecektir. Bize de uyuz olmazsa büyük ihtimalle muhabbetin. Nasıl olmasın tipe bak. İyice uyuz olsunlar diye bu planı seçtim son kare olarak. Ama son kare olarak seçtim ha. Ya YouTuber'ız, bir YouTube'a benzesin video dedik. Aynen öyle. O zaman bitiriyoruz. Aynen öyle. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben kendim bir şey sunamadım aletle ilgili ama artık sizin yorumlarınızdan bir hikaye oluştururuz altı diye düşünüyorum. Çünkü söz konusu telefon olduğu zaman insanlardan bir şeyler çıkıyor. Evet. Hani telefon daha hani eski retro konsollar değil de telefona biraz daha halka inmiş. Halka inmiş mevzular olduğu evet. için böyle sizin yorumlarınızı bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Selam olsun bütün Symbian'cılara.